ediyor. Yoksa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnız kalması durumunda çok ciddi gelişmeler olabilir. Doğu Akdeniz'de Amerika'nın desteklediği Yunanistan'da yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Vatan Partisi lideri mevcut durumu ulusal kanala değerlendirdi. Tabii Yunanistan'la Türkiye'nin anlaşması en doğru çözüm olurdu. Ama Yunanistan'ın böyle bir anlaşmaya gelmeyeceği gözüküyor. Yunanistan'ı kışkırtanlar ve sahaya sürenler ona bir anlaşma seçeneği de tanımıyorlar. Türkiye'ye karşı operasyonlar düzenlemekte olan Amerika Birleşik Devletleri burada Yunanistan'ı doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı bir silahlı tehdit olarak kullanmak peşinde. Nobel Dina, Nemesis gibi Doğu Akdeniz'e yapılan Türkiye karşıtı tatbikatları hatırlatan Perinçek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ittifak birikimi için harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Namlular Türkiye'ye dönmüş durumda. Tabii Türkiye'nin aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelesi var. Öte yandan Kafkaslar'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri harekatları var. Yani Türkiye'yi birkaç cephede tehdit eden bir Amerika mevcut. Amerika, İsrail, Yunanistan, hani Güney Kıbrıs'ı saymıyorum, Fransa, bütün bu kuvvetleri bir araya getirdiğimiz zaman bizim de Doğu Akdeniz'deki ittifak birikimimizi değerlendirmemiz lazım. Yani o ittifak birikiminde kim var? Rusya var, Suriye var, Mısır var. Yani Suriye olsun, Mısır olsun, Rusya olsun, Türk devleti iyi, doğru bir siyaset, doğru bir diplomasi yürütürse Türkiye'nin yanında yer alabilecek ülkeler. Amerikalı Başkan adayı Joe Biden'ın Rand Corporation raporuyla bağlantılı açıklamalarına dikkat çeken Perinçek, Amerika'nın planlarının Doğu Akdeniz'den bağımsız olmadığının altını çizdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisini acilen kurması gerektiğini söyledi. Joe Biden'ın en son açıkladığı Tayyip Erdoğan'ı devirme planları ki bu Amerikan derin devletinin planları yani hepimizin bildiği Rand Corporation denen gölge ciha diye anılan Amerikan derin devleti. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yığınak yapması gerekiyor. Bu yığınak aynı zamanda ittifak yığınağı, yalnız milli bir yığınak değil. Milli güçlerimiz zaten Doğu Akdeniz'de haklarımızı savurmada kapsıyorum. Rusya'yı, Suriye'yi, Mısır'ı Doğu Akdeniz'de yanımızda tutacak politikaları devreye sokmamız şart. Doğu Perinçek, Doğu Akdeniz'e atılacak adımlar için vakit kaybedilmemeli dedi. Kuvvete karşı kuvvet yığmak gerekir. Öz kuvvetlerimiz dışında bizim Doğu Akdeniz'de ittifak birikimini de değerlendirme gibi bir mecburiyetimiz ve görevimiz lazım ve zamanın da kısa olduğunu görmek lazım. Çünkü karşı güçler bu tür Türkiye'yi kendilerine göre zayıf gördükleri koşullarda atağa geçeceklerdir. Yoksa Türkiye önlemleri